Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle inanılmaz pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarif paylaşacağım. Biz çok seviyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bekletmeden sizleri hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle 2 adet orta boy patatesimi ince dilimler halinde kesiyorum. Dilimlemiş olduğum patatesleri ince ince şeritler halinde kesip daha sonra küp küp doğruyorum. Gördüğünüz gibi tüm patateslerimizi minik minik küpler halinde doğradık. Tavamızı ocağın üzerine alıyoruz. Üzerine ortalama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip ısıtıyoruz. Isınan yağımızın üzerine tüm patateslerimizi ilave edelim. Şöyle bir tavamı sallıyorum. Tüm patateslerimin eşit bir şekilde yağın üzerinde dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra ara ara bir spatula ya da tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak kısık ateşte patateslerimi kızartıyorum. Patateslerim hafif kızarmaya başlayınca üzerine 2 yemek kaşığı kadar su gezdiriyorum ve tekrar karıştırıp kızarmaya bırakıyorum. Patateslerim kızarırken ben de bir yandan yumurtalı harcımı hazırlıyorum. Derin bir kaba 3 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine çay kaşığının ucuyla bir miktar tuz ilave ediyorum. Siz kendi damak zevkinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz ve biraz da pul biber ilave ediyorum. Üzerine ince ince kıymış olduğum dereotu ve maydanozu da ilave ediyorum. Yeşillikleri istemezseniz kullanmayabilirsiniz ya da ilave olarak taze soğan ya da farklı bir yeşillik de kullanabilirsiniz. Biraz çırptıktan sonra 50 gram kadar beyaz peynir de ilave edip eziyorum. İsterseniz farklı bir peynir türü de kullanabilir ya da farklı malzemeler, sucuk, sosis gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz. Yumurtalı sosumuz artık hazır. Kızaran patateslerimin üzerine yarım çay kaşığı kadar tuz gezdirip biraz karıştırıyorum ve daha sonra yumurtalı harcımı üzerine gezdiriyorum. Sosumuzu dökerken patateslerin her yerine gelecek şekilde dökmeye özen gösterelim. Tavamızın kapağını kapatalım. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirelim. Üst kısmı pişti. Altı da gayet güzel kızardı. Şimdi üzerlerine rendelemiş olduğum bir miktar kaşar peyniri rendesini gezdiriyorum. Tavamın altı hala kısık ateşte. Kapağını kapatıyorum ve kaşar peynirlerim eriyene kadar pişiriyorum. Peynirlerim eridi. Artık kahvaltılık tarifim hazır. Altını da hemen sizlere gösteriyorum ne kadar güzel kızardığını. Börek tadında harika bir tarif. Sizlere de muhakkak en kısa zamanda bu tarifi denemenizi öneririm. Hazır olan kahvaltılığımı servis tabağına alıp dilimliyorum. Börek tadındaki bu nefis kahvaltılık tarifi sizler de 5 dakikada kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.